Evet sevgili dostlar, tekrardan dijital sohbetlerde beraberiz. Bu hafta yine iki tane konuğumuz var, birbirinden değerli. İlk konuğumuz sevgili Sibel Dervişoğlu. Sibel hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasıl keyifler? Gayet iyiyim, sen nasılsın? İyiyiz. Tatil güzel geçti herhalde, bayram tatili. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Dinlendik, geldik ve işimizin başındayız. Evet. Şimdi sevgili Sibel'le bugün biz e-ticarette para kazanmanın yollarını konuşacağız. Ben bunu yayınladığım zaman çok deli gibi sorular geldi. Herkes bu işle uğraşıyor ya da bu işe girmek istiyor ve para kazanmak istiyor günün sonunda. Evet. Şimdi ikiye ayırdım ben kafamda bu günkü sohbeti. İlk başta yani ben bir e-ticarete başlayan birisi olarak kapınıza geldiğimde ya da konuştuğumda nasıl bir yol izlemeliyim? Ondan sonra her şey olduktan sonra bu işi nasıl büyütmeliyim diye düşündüm. Ve böyle bir hikayeyle başlayalım. Şimdi sen e-ticaret danışmanlığı yapıyorsun. Evet. Bir sürü irili ufaklı şirketler ve bu konuda çok deneyimlisin. Hem öncesinde kurumsal hayat var hem şimdi de kendi işini yapıyorsun. Şimdi ben Murat Erdoğan olarak geldim. Evet. Dedim ki Sibel Hanım ben e-ticarete başlayacağım. Şimdi burada önce ne lazım? Bir ürün mutlaka lazım ama. Kesinlikle. Hep şu soru geliyor. Abi diyor ürün benim ürünüm mü olması lazım? Dışarıdan mı olması lazım? Ya da ikisi de olur mu? Avantaj, dezavantaj. Bir de neyi planlaması lazım? Hangi planlamalarla gelip önüne gelmesi lazım? Senin ya da başkasının. Oradan başlayalım ondan sonra devam edelim. Tabii çok güzel, çok keyifli bir yerden girdin sen de konuya Murat. Ticaret adı üzerinde e-ticaret ya da offline ticaret olması ayrım burada yok. Ana unsuru ürün. Ürün de sizin gerçekten kaynağına erişebilir olduğunuz bir ürün olması yeterli ki bu sizin kendi ürettiğiniz bir ürün ya da dışarıdan temin ettiğiniz bir ürün olabilir. Ürün ticaretin başlangıç noktası olsa da özellikle e-ticarette ana unsurlardan biri ama tabii ki altyapısı, sistem sağlayıcıları, ödeme sistemleri, ekip, dijital dünyanın gerçekleri hepsiyle beraber ürün anlamlı. Çünkü rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda ürün elbette benzeriyle kıyaslanabilir, taklidi çıkabilir, daha iyi bir ürün çıkabilir. Bizim ürünün yanına koyduğumuz katma değerlerle beraber dijital dünyada ne şekilde var olduğumuz önemli. Çok güzel. Yani tek başına bir ürün yeterli değil. Evet. 360 derece bakmak lazım. Bir de ben şunu görüyorum. Yani mesela yüzlerce ayakkabı satan site var. Yüzlerce elbise satan site var. Kimisi kendisi üretiyor. Belki daha avantajlı fiyat anlamında. Çünkü kendi malı. Ama yani dediğin gibi herhalde senin dediğin şeylere bakarak ayırmak lazım. Yani ayakkabı var, ayakkabı var. Evet. Belki aynı kalite. Ama işte o sitenin servis hızı, çağrı merkezi gibi gibi şeyler. Evet, evet. Peki hazır her şey. Planı yaptım. Fizibilite hazır, ürün hazır. Hatta ayakkabıdan giderim. Ayakkabı olur. Satıyorum. Şimdi hep şurada da takılıyor insanlar. Biz tabii işin içindeyiz ama dışarıdaki, hatta daha bugün bir abimizle sohbet ettim. Dedi ki nasıl başlayacağım? Bir web sayfası oluyor ama nasıl oluyor bu? Bir yazılım mı yazılması lazım? Yoksa hazır böyle e-ticaret altyapı şirketleri var, paket dediğimiz, ondan mı alması lazım? Küçük bir firma için konuşuyorum bu arada. Aslında burada ölçek çok önemli. Önce baktığımız şey firmanın ölçeği, ciro hacmi, ciro hedefi, ürün çeşidi, stok adedi, nasıl bir hacimde dönecek, hangi koşullarda gidecek. Bundan 5-6 sene önce bu konuyu konuşmuş olsaydık hazır paketler çok yetersizdi. Ama şu anda baktığımda hazır paketler gerçekten orta ve büyük ölçekli firmalara da hitap eder pozisyondalar. Bulut ekonomisiyle birlikte aslında paketler de çok gelişti ve pek çok müşteriye aynı anda pek çok fırsatı sunar vaziyetteler. Altyapı işin ileriye dönük büyümesi anlamında çok önemli. Başladığınız platform altyapı çok önemli. Eğer sizin kaynağınız sınırsızsa ve hedefleriniz çok daha marjinalse bir yazılım yazdırabilirsiniz ama çok maliyetli ve ileride üzerine koyacağınız her ek işlem ekstra ücret demek ve kaynak demek. Şey oluyor değil mi? Lafını bölüyorum ama bugün bayağı bir soru var. Sık sık böleceğim lafını. Şimdiden affını rica edeceğim. Rica ederim. Yazılım yazdırınca X, Y, Z kişilere bir şekilde bağımlı kalıyorsunuz. İnsan kaynağına. Ama paket olunca ya da e-ticaret altyapısı diyelim. Paket deyince kızıyorlar. E-ticaret altyapısıyla bir firmayla, profesyonel bir firma çalışınca karşınızda bir firma var. Onlarla çalışan, ne olan, her türlü desteği verebilen değil mi? O anlamda daha avantajlı gibi olabiliyor. Benim gibi teknik bir altyapısı olmayan bir insan için çoğu kişinin yok. Kesinlikle. Orada daha hızlı ilerleme şansı var gibi. Hem öyle hem de bazı ihtiyaçlar müşterek. Çünkü dijital gelişim hepimizi aynı anda etkiliyor. Ve siz bu işin ticaretini yapıyorsanız sizin için bugün ihtiyaç olan belki dün başka bir firma için ihtiyaçtı. Ve bu
hazır yazılımlar bu ihtiyacı giderecek çözümler buldular. Siz o anda ihtiyaç duymasanız da istemeseniz de biliyorsunuz ki o hazır yazılımın orada bir ihtiyaca yönelik çözümü var ve siz istediğiniz anda çok kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Hazır paketlerin bu avantajını çok iyi bilip iyi yönetebiliyor olmak lazım. Çünkü eskisi gibi çok basma kalıp değil artık. Hazır yazılımlarda çok ileriye dönük eklentileri olabilen, ihracat konusunda kendini çok geliştirmiş ve çok önde ve sizin ihtiyaçlarınızı sizden önce hazır tutan bir şekilde bekliyor durumdalar. O geçtiğimiz yüzden... aylarda aslında Cenk vardı burada Ticimax'tan. Sevgili Cenk Çiğdem ile konuştuğumuzda aynı şeyleri söyledi. Yani binlerce müşterimiz var. Belki sizin ihtiyacınız yok ama XYZ müşterinin ihtiyacı oluyor. O tip talepleri ala ala paketleri daha da geliştiriyoruz. Öyle bir arz talep meselesi. Peki paketi aldık. Ürün belli. Şimdi ödeme kısmı bence en önemli kısım. Kesinlikle. Şimdi kimisi bankalarla uğraşıyor. O çok meşakkatli bir iş. Her bankadan da olumlu sonuç olamıyor. Bir de ödeme sistemleri denen bir sistem var. Avantajlar, dezavantajlar. Şimdi ikisiyle de çalışılabilir. Ben pek çok projede ikisiyle de çalıştım. Eşit diyebilirim. Firmanızın ölçeğine bağlı. Eğer siz perakende de zaten hali hazırda POS kullanan bir firmaysanız postlarınızı sanal POS'a da çevirebilir. Ve operasyonunuza devam edersiniz. Ama burada da bazı handikaplar var. Nedir? Bazı riskler var. Sahtekarlık önlemleri var. Bunların da önüne geçmek adına çok uyanık ekstra önlemler almak gerekiyor. Ama şu anda bahsettiğimiz ödeme sistemleri hayatı kolaylaştıran, sizin eforunuzu işte sahtekarlık değil de başka yerlere vermenizi sağlayan imkanlar sağlıyor. Siz yoğun bir trafikte, yoğun bir alışveriş döneminde gelen ödemeleri kontrol edeceğinize, işte ekstra ödeme kontrol tool'ları kuracağınıza bu işi başkasına devrediyorsunuz. Sizin adınıza kiraladığınız sistem bu işi yapıyor. Yine bütün yönetimi sizde olmak koşuluyla. Siz enerjinizi kampanyanıza, müşteri ilişkilerinize, reklamınıza, diğer daha hızlı gelire dönüşecek şeylere ayırıyorsunuz. Bu yüzden ben ödeme sistemlerini çok mantıklı buluyorum. Bir şey soracağım. Sahtekarlıktan kastın ne? Adam birisinin kredi kartını çalıyor, onu mu kullanıyor? O da olabiliyor. O da olabilir. Ya da alışveriş yapıp hemen iade ettiği zaman bazen postan düşmeyebilir. Bazen panelle post eş zamanlı görüşmeyebilir. Bazen double çekimler yapılıyor olabilir. İnanın her türlüsü var. Burada çok da fikir vermek istemiyorum açıkçası bunlarla ilgili. Fraud kesinlikle e-ticaretle beraber epey karşımıza çıkan bir konu. Bu işe, yani benim örnekten gidersek, yeni başlayan bir kobi ise bankalarla şey yapmak yerine, ki belki o kadar pazarlık gücün de olmayacak, bir ödeme sistemiyle çalışmaya başlamam daha hızlı olabilir gibi algılıyorum. Ben o şekilde öneriyorum. Çünkü ödeme sistemlerinin çok ciddi bir bilgi birikimi var. Ve bu bilgi birikimini siz çok uzun süredence tecrübe edebilirsiniz. Doğru. Ama ödeme sistemiyle çalıştığınız zaman otomatik olarak bu bilgi birikiminden faydalanmış oluyorsunuz. Ve siz bunu kendi kurum kültürünüzde bir işleyiş haline getirip daha sonra ister devam edip ister sanal posunuzu kendi şirketiniz üstüne alabilirsiniz. Ama özellikle KOBİ'ler için benim de önerdiğim ödeme sistemi ve şu anda da ödeme sistemleri konusunda ülkemizde ciddi anlamda yatırımlar ve alternatifler var. Mutlaka biriyle değil birkaçıyla görüşülmesini tavsiye ediyorum. Çünkü orada işte taksit sayısı, anlaşmalı banka sayısı, işin ticari koşulları değişkenlik gösterebilir. Mutlaka her müşteri kendine uygun bir ödeme sistemi seçebilir. Kullanıcı deneyimi denen bir şey var. UX diyorlar. User experience. Ya o da çok önemli değil mi? Çünkü hangi tuş nerede olacak? İşte bir de böyle heat map dedikleri ısı haritası mı diyorsunuz? Yani biraz ondan bahsetsene. O da çok önemli çünkü, değil mi? Bizim aslında çok önemli kriterlerimizden bir tanesi sitenin UX'idir. Siz nereye ne koydunuz, müşteriyi nereden çağırıyorsunuz, hangi buton ne renk ve nerede gibi. O kadar. Evet, bazı genel geçer şeyler vardır. Örnek veriyoruz, siz işte bir search bar, arama kutusu dediğimiz şeyi tutup da sitenin alakasız bir yerine koyamazsınız. Çünkü müşterinin alışkın olduğu bir kullanıcı deneyimi var. Ve bu deneyimi artık biz mobilden ölçüp mobilden yönetiyoruz. Siz olması gereken yeri daha önceki öğretilerle doğru tayin edip koyarsanız müşteriniz de çok daha hızlı kullanır ve sepete çok daha hızlı gider. UX şu anda başlı başına bir e-ticaretin iş kolu durumunda. O derece. Evet, güzel bir sitenizi ortaya çıkarıyorsunuz. Evet, her şey olması gerektiği gibi çok güzel. Ama UX konusu bambaşka bir şey.
çok görsel gelebilir. Çok kreatif bir çalışma yapmış olabilirsiniz. Gören herkes çok beğeniyor olabilir ama onu bir alışveriş deneyimine dönüştürdüğünüz zaman UX deneyimi devreye giriyor. Sepet ikonunu nereye koydunuz? Sepetteki adımlar ne şekilde? Hatta sepette logonun olup olmaması, geri dönme butonunun olup olmaması bile UX'in ana konularından bir tanesi. Aa, o çok güzel bir söylediğim bir şey. Şimdi geçenlerde ben mesela bir yerden ismini vermeyeyim web sayfasını, kitap alıyordum. Her şeyi tamamladım. Ya biliyorsun şimdi ad soyad doldurdum, adres doldurdum, fatura adresi farklı şey farklı. Tamam dedim, sözleşmeyi de şey yaptım. Tamam dedim ve error verdi, hata verdi. Evet. Geri dönmeye çalıştım, tekrar her şey silmiş sıfırdan. Dedim tamam bir kez daha yapayım. Bir kez daha yaptım, aynı şey oldu. Dedim ki vazgeçtim ve beni kaybetti. Bir daha da girmiyorum yani. Çok önemli. Geri bildirimde bulundun mu mesela? Bulunmadım. İşte başka bir konu vardı, onun için bulundum da bu sefer ikinci kez olunca dedim ki ben ne ya bu amazement'e gibi her dakika. Evet. Genelde yaparım ama. Evet, bu tarz şeyler, teknik hatalar olabilir. Her ölçekte olabilir, karşımıza çıkabilir. Geri bildirimde bulunan müşterilere de dikkate almak lazım. Özellikle UX ile alakalı, sizin bilgisayarınızdandır, internetinizdendir, internet hızınızdandır, bankanızdandır demeyip mutlaka test edip kontrol etmek lazım. Çünkü dijitalde 2 kere 2 4 etmez. 2 kere 2 ya sinerjiyle çok daha büyük sayılar yapar ya da gerçekten sıfır yapabilir. Müşteriyi o anda kaybedebilirsiniz. Dijitale yönelmemizin nedeni vakit tasarrufu %100. Ve ulaşılabilirlik ve onun sürdürülebilir olması. Eğer müşteriyi o deneyimde kaybedersek, müşteri zaten zaman kaybı yaşadığı için sizi tercih etmez. Evet, çok. Kesinlikle. Çok tartışılan bir konu daha var. Böyle arka arkaya senin soru bombardımına tutuyorum ama kargo. Yani Türkiye'de bununla alakalı hala çok iyi işini yapan firmalar var elbette ama hala bir sürü sıkıntı duyuyoruz. Ben mesela siteyi kurdum, UX'i yaptım, onu yaptım, bunu yaptım. Kargo firmalarıyla tek mi tek mi görüşüyorum? Nasıl oluyor? Şöyle nedir kargo... işin raconu? Hepsiyle görüşebilirsiniz. Çünkü burada işin ticari tarafı da var. Hepsiyle bölge dağılımı, işte gönderim süreleri, gönderim şekilleri, ihbarlı gönderim, SMS'li gönderim. Hepsiyle alakalı mutlaka müşterinize en iyi hizmeti sunmak namına birazcık da ürüne bağlı olarak seçim yapabilirsiniz. Ama burada kargonun sağladığı hizmet 3 aşağı 5 yukarı aynı. Sizin tarafınızdan önemli olan şey kargo entegrasyonunu sitenize yapmanız. Yani müşterinin paketini kargoya verdiğiniz anda müşteriye bir bildirim ulaştırmanız, kargodan yola çıktığında müşterinin bundan haberdar olması, işte SMS geliyor bazen. SMS gelir, e-mail gelir. Aa. Evet, o sizin kargo firmasıyla olan anlaşmanızdır ama müşteri tarafında en çok dönüş kargom nerededir? Doğru. E-mailine de dönüp bakmaz genellikle. O yüzden kargo firmasıyla anlaşırken SMS bildirimi tercih edilen ve müşteri memnuniyetini artıran unsurlardan biridir. Türkiye'de kargo çok hızlı gelişiyor ama hala daha gelişmesi gereken alanlar var. Kargo dışında özel taşımacılık da şu anda gündemde. Çünkü aynı gün teslimat diye bir gerçek var hayatımızda. Ben anlamıyorum onu. Yani anlamıyorum derken şöyle bir tüketici olarak. Yani iki gün sonra da gelebilir. Ölmüyorum yani ama millet demek ki aynı gün istiyor ürünü. Evet, yani gerçekten ciddi bir talep var ve bunun için ekstra ücret ödemeye müşteriler hazır. Çok evet, ilginç. Bu alternatif kendilerine sunulduğu zaman kabul eden çok fazla müşteri var. Bir tane soru geldi bu konuyla alakalı. Bursa'dan Hasan Bey sormuş. E-ticaret sitesi sahibiymiş. Diyor ki kar marjı ne olmalı diyor. Perakende tekstil sektöründeymiş. Fiyatlama nasıl olmalı diyor, yani kar marjı yüzde kaç olmalı bilmiyorum diyor. Yani yani daha doğrusu yapmış bir şeyler ama %10-15 ama diyor bunun bir şey var mıdır diyor oranı sektörde. Yani %30, %40, %10-15 nedir yani? Aslında buna bütün genel giderlerle beraber bakmak lazım. Siz bu işi toptan ya da perakende ya da üretim tarafında yapıyorsanız elbette belli bir kar marjınız vardır ortada. Ama e-ticaret hacim büyüdükçe gider oranının azaldığı ve karlılığın arttığı bir platformdur. Şimdi üründen bağımsız ve diğer genel giderleri görmeden kar marjıyla ilgili bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum açıkçası. Anladım. Ama e-ticaret gerçekten hacmi büyüdükçe giderler küçük kaldığı için diğer sektörlere göre çok daha karlı. Ki şu anda tercih sebebi olmasında da bu var. Yoksa çok büyük markalar perakende'de çok gelişmişler. Zaten her AVM'de mağazaları var. Neden e-ticarete ihtiyaç duysunlar? Ana unsurlardan bir tanesi kar marjının yüksek olması, diğeri 7/24 açık olması, kar marjının yüksek olması ve tabii ki global platformlarda e-ticaret yoluyla çok daha hızlı büyüyebilme şanslarının olması. İhracat şansı evet, var sonuçta. Şimdi pazarlama. Artık her şey tamam. Ne diyor Mahmut Tuncer?
şeker var, var. İşte helva, unu var, yağ var. Hı hı. Hadi helva yapsana diyor. Evet. Biz de helva yapalım, pazarlamaya gidelim. Evet. Senin de bu konuda çok inanılmaz tecrübelerin var. Şimdi ilk soru şu. Arama motoru mu yoksa Facebook, Instagram reklamcılığı mı? Ben birbirinden ayırmıyorum. Hı. Sadece belli bir bütçemiz varsa ve önceliği ne şekilde yapmamız gerekiyor diyorsak tabii ki arama motoru. Öyle mi? Öncelik arama motoru. Tam tersi diyen çok duydum da. Yani niye? Çünkü diğerinde yani 50 lira versen de işte Instagram'da falan bir sürü dönüyor falan gibi. Instagram branding açısından çok önemli. Marka bilinirliğiniz, ürüne oynama, ürünü insanların ihtiyacıymış gibi pazarlama taktikleriyle ön plana çıkarma, algın yönetme açısından Instagram çok önemli. Ama siz örnek veriyorum, şunu satın alacaksınız. İlk nereden bakarsınız? Arama motorundan. Arama motorundan aça. Evet, beyaz kupa der. Evet, bakarsınız. O yüzden arama motoru doymamış bir e-ticaret ticareti benim gözümde çok eksiktir. Onu yapmadan Instagram ya da Facebook'u çok doğru bulmuyorum ama birbirinden ayırmıyorum. Çok eş zamanlı olarak ilerlemesi lazım. Sosyal medya mecralarında müşterinin ilgisini, alakasını çekip daha yakın hissettirip branding konusunda yani marka konusunda bir farkındalık yaratıp arama motorlarıyla da dönüşüm sağlayacaksınız. Bunları birbirinden ayırmamak lazım. Peki chatbotlar şimdi hayatımızda. Evet. Eskiden böyle help desk gibi kullanılan, çağrı merkezinin biraz yerini alan, yardım eden bir şeyken, birimken. Şimdi yurt dışında da bir sürü örnekler görüyoruz. Chatbotlar artık satış odaklı olmaya başladı. Kesinlikle. Türkiye'de de başladı herhalde. Orada bir güzel bir şey görüyor musun? Ya yani gelecek var değil mi? Ben tam chatbot değil, tam help desk değil. İkisinin ortak kullanıldığı uygulamaları çok daha verimli buluyorum. Çünkü bir noktada oraya bir müdahale gerekiyor. Chatbotlar bazı sektörler için çok önemli çünkü anında dönüşüm sağlatabiliyor. Ama bazı sektörlerde gerçekten orada bir help desk desteği de girmesi lazım. Yani bir insan kaynağında oraya girip o cevapları verip takip ediyor olması lazım. Ama şu anda evet olması çok büyük fayda. Bir de şimdi millet diyor ki hep kasa kazanıyor. Yani arama motorundan bahsediyor herkes. Paralar oraya gidiyor. Organik anlamda işte ne yapması lazım? İçerik pazarlaması, SEO. Evet. Şimdi bunlar da vakit alan şeyler değil mi? Yani içerik pazarlama ve SEO'ya girdiği zaman herhalde sonuçları 6 ay sonra mı almaya başlıyor? Duruma göre değişiyor belki sonuçlar, ama. Eğer siz SEO çalışmalarına başlayıp içerik pazarlamasını doğru yapıyorsanız verimli sonuçlar hakikaten 6 ay sonra başlar. Ama bunun sürdürülebilir olması lazım. Evet. Nasıl bir handikap var şu anda? Başlıyorsunuz, 1 ay sonra dönüşüm bekliyorsunuz. 2 ay sonra dönüşüm bekliyorsunuz ve orada harcadığınız bütçe diğer reklam araçlarına göre çok fazla olmasa dahi dönüşüm istediğiniz hızda olmadığı için orayla ilgili düşünceleriniz, bağlantınız kopuyor ve sürdürmüyorsunuz. Bu sefer daha önce yaptığınız yatırım da çöpe gitmiş oluyor. O yüzden SEO çalışmalarında, içerik pazarlamasında mutlaka çok güvendiğiniz, daha önceki referanslarını kontrol ettiğiniz ve uzun vadede çalışabilecek bir bütçeyle anlaştığınız firma olması lazım. SEO'yu ben şöyle tanımlıyorum. Siz en güzel mağazayı tuttunuz, içini en iyi şekilde dekore ettiniz. Işık sistemi, ses sistemi, personel, ürün her şey var. Ama o mağazaya gidecek bir yol yok. Güzel. Müşterinin o yolu bulması için SEO çalışması, altyapı çalışması yapmanız lazım. Oraya o yolu sizin geçiriyor olmanız lazım. Türkiye'de çok... Yani inşallah daha iyi yere gidecek ama daha gereken önem verilmediğini düşünüyorum SEO ile alakalı. Mesela bazı web sayfaları var. Görüyorum çok böyle akıllı. Böyle 10 dakika bir şey yapmayınca bir pop-up banner çıkıyor. Ya da sepette bir şey bırakınca oradan e-mail gelmeden daha şak alttan bir şey çıkıyor. Web sayfası, akıllı web sayfası, araştırma recommendation engine dediğimiz tavsiye sistemleri. Bunu beğenen bunu da beğendi, bunu alan bunu aldı. Bunlar da çok etkili mi? Çok etkili ama orada gerçekten bir bıçak sırtı konu var. Çünkü hepimiz artık e-ticaret konusunda müşteri tarafındayken bazı şeylerden gerçekten yorulduk, sıkıldık. Çok fazla ihtiyacımız olmayan şeyin ihtiyaçmış gibi karşımıza çıkarılması, gösterilmesi artık müşteri tarafından harcadığımız vakit ve fayda hesabını yaptığımızda bize sıkıcı ve fazla gelebiliyor ve siteyi terk edebiliyoruz. Yine buna ölçerek karar vermek taraftarıyım ben. Bu tool'lar, bu araçlar doğru kullanılırsa eğer çok faydalı, çok dönüşümü arttırır ama fazla olursa ve yanlış müşteriye yanlış şekilde gösterilirse müşteri kayıplarına neden olur. Bunu da doğru yapmak adına müşterinizi çok iyi tanımanız lazım.
mikro segmentasyonlar yapmanız lazım. Segmentasyon çok önemli. Evet, yani sizin 100 bin tane müşteriniz varsa bölebildiğiniz kadar küçük parçalara bölüp ona göre o kişilerle iletişim kurmanız lazım. Bazı altyapılar üstüne kurulan eklentiler her bir müşteriye özel şeyler gösteriyorlar. Mesela siz baktınız bir teknoloji sitesine, televizyon baktınız, sayfadan girdiniz, buldunuz, baktınız. 3 gün sonra siteye tekrar girdiğinizde size banner'da televizyon gösteriyor. Evet, bu çok mantıklı. Ama çocuk sahibi olmayan bir insana çocuk arabası göstermesi mantıklı değil. Neden? Çünkü o müşteriyle benzer davranışlar gösteren müşteriler %90 çocuk arabasına baktıysa o da çocuk arabası bakar deyip mantık hatalı. Çocuk arabası. Evet. Fail. Evet. Çöküyor orada. Peki offline tarafta, hep online diyoruz ama offline tarafta yani bir e-ticaret sitesinin offline reklam çalışması yapması mantıklı mı? Mesela ben dolmuşlarda falan görüyorum İstanbul'da, otobüslerde. Bir takım böyle web sayfalarının reklamlarını görüyorum. Hadi diyorum yani çünkü daha e-ticareti bilmeyen milyonlarca insan var. Evet. O billboardlarda, dolmuşlarda, otobüslerde görerek belki ilgi çekiyor mu bilmiyorum. Ben yerine kaynağa bakıyorum. Ölçülebiliyor mu bilmiyorum ama. Burada kaynağınız eğer yeterliyse ve sizin ulaşmak istediğiniz hacimde böyle bir hedefiniz varsa offline reklam da yapabilirsiniz. Ama öncelik online'da her şeyi doğru yapmak. Siz online'daki yatırımınızı doğru yaparsanız, doğru kanalları beslerseniz sonrasında offline'dan da size ciddi bir akış sağlanabilir. Çünkü offline'daki çalışmaların çoğu sizi rakiplerinizden farklılaştıracak, hizmet kalitenizi ön plana çıkaracak, sizin marka değerinizi yükseltecek doğru şeyler. Doğru. Ama online'daki süreci gerçekten sağlam temeller üzerinde yapıp tamamladıysanız ya da o süreciniz belli devam ediyorsa offline'ı öneriyorum. Değilse offline'ı önermiyorum. Şimdi zamanımız daralıyor. Son 2 dakikamız kaldı. 2-2,5 dakika. Şunu soracağım. Herkes hemen deli gibi para kazanmanın derdinde. Evet, öyle. Ama onun öyle olmadığını biliyoruz. Evet. Sabır gerekiyor her işte olduğu gibi. Kesinlikle. Senin gördüğün, gözlemlediğin tabii bir sürü örnek vardır ama bir firma, e-ticaret uğraşan orta ölçekli bir firma kaç sene sonra adam akıllı bir yere oturuyor? Her şeyi doğru yaptığını düşünürsek. Yani 2 sene, 3 sene falan mı sürüyor? Ya iyi bir ekibi varsa, ürün konusunda kaynağı iyiyse ve başta başladığı kaliteyi devam ettirebiliyorsa bununla beraber hizmette de ürünün gönderilmesi, gönderim şekli, müşteri memnuniyeti adına yaptığı şeyler bu denklemi sağlam kurgularsa 1 senede olabilir, 2 senede olabilir. Her birini örnek olarak gördük ama 1 sene boyunca inanın hiç para kazanmayıp reklam mecralarına, dijital reklam mecralarına para harcadıktan sonra üye sayısında yeterli bir sayıya ulaşıp yeterli ziyaretçiyi alıp da bunu hızlıca nakde çeviren örnekler de oldu. İlk başta gelir odaklı oluyor galiba, sonra kar odaklı oluyor. Aslında ilk başta başa başla gidiyorsunuz. Başa başla. Evet, başa başla gitme noktasına gelene kadar tabii ki sizin yatırımınız. Ondan sonrası bir müddet başa baş, sonrasında da kar odaklı. Zaten sen elde ettiğin müşteriyi mutlu ediyorsan, sadık bir müşteri haline getiriyorsan da zaten işler bir anda böyle diye büyüyor evet diye tahmin ediyorum. Evet, aslında klasik ticarette olan öneri sistemi dijitalde de geçerli. Evet, insanlar gerçekten o olumlu referansı birbirleriyle paylaşıp o onun olumlu deneyimi aktarıyorlar. Şu anda yaptığımız alışveriş tamamen bir deneyim ve bu deneyimden elimizde kalan çıkarım bizim doğru mutluluğumuzsa bu bir şekilde yayılıyor ve devam ediyor. Bu şekilde büyüyen pek çok şu anda ticari işletme var. Instagram butiklerine bakın. Pek çoğu buna örnek. Ve oradan başlayıp çoğu başarılı olup çok büyük web sayfalar açan tabii şirketler de var. Offline'da mağazalaşmış. Aynen öyle. Evet. Çok acayip. Peki son soru. Önümüzdeki dönemde kısa bir cevap alayım. Ne tip trendler var? E-ticaretle ne görüyorsun? Nereye doğru gidiyor? Neye hazırlık olmalıyız? Biraz daha kişiselleşme. Daha kişiye özel çözümler. Kişiye özel sepet ürünleri, kişiye özel üretimler. Bunlar biraz daha ön planda olacak. Biraz daha aslında sadeleşecek sistemler. Çünkü şu anda yeni olan her şey bir eklenti halinde hayatımızda. Ama trendler daha sadeyle hedefe daha kısa sürede ulaşmak. Ve hızlandırmak, conversion'ları, geri dönüş oranlarını evet, artırmak. Her şeyi ölçüp yöneteceğiz. Zaten hali hazırda e-ticaretin doğasında ölçme ve yönetme var. Buna biraz daha önem vereceğiz ki yeni çıkan araçlar da ölçmemizi çok daha hızlandırıyor. Harika. Valla Sibel hep böyle oluyor. Zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz. Ben de. 25 dakika oldu ve A'dan Z'ye bütün sorularımı sordum.
Ben çok bilgilendim. Bilmediğim şeyleri de öğrendim. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Bu konuları konuşuyor olmak, bu konuyla ilgili soruların oluyor olması ve soruların gün geçtikçe değişmesi, gelişmesi bizim açımızdan da çok güzel. Harika. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet sevgili dostlar, birazdan kısa bir araya gireceğiz ama araya girmeden önce e-ticarete para kazanmak mümkün mü? Mümkün. Deminden beri sevgili Sibel'le konuştuk. Yani pazarlamasını iyi yaparsan, kullanıcı deneyimine önem verirsen, kargosunu, ödeme sistemini güzel firmalarla anlaşırsan para kazanmamak için bir engel yok. Ama hep bir şeyin altını çizdi. Notlarında var. Ölçümlemek, ölçümlemek, ölçümlemek. Yani bir şey başarılı oluyor diye hep öyle gitmemen gerekiyor. Hep analiz etmen gerekiyor. Müşteriye bakman gerekiyor ve hep yeni şeyler denemen gerekiyor ki çok daha güzel yerlere gidesin. Ve önümüzdeki dönemdeki trendlerden bir tanesi de kişiye özel ürünler çıkartmak, kişiselleştirmek. Bu zaten dünyanın da çok önem verdiği bir konu. Hepimiz özel hissetmek istiyoruz. Bize özel mesaj gelsin istiyoruz. E-ticarette yakın zamanda bunun çok örneklerini göreceğiz gibi gözüküyor. Kısa bir ara, aradan sonra tekrardan beraberiz. Evet sevgili dostlar, dijital sohbetler kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi dijital bağımlılık konusunu konuşacağız. Kişisel dönüşüm danışmanı sevgili İlke Aydın bizlerle. İlke hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kişisel dönüşüm danışmanı. Çok havalı bir ünvan. Dönüştürüyorsun yani insanları. Birazdan detaylarına gireceğiz ama. Şimdi çok konuşulan bir konu var. Dijital bağımlılık. Ve bunu Google'a yazdığımızda, arama motoruna yazdığımızda yüzlerce makale çıkıyor. Ve ben bu kadar önem ne olduğunu fark etmemiştim. Bu kadar makale, bu kadar araştırma olduğunu görünce dedim ki dur, yani ne oluyor falan. Şimdi ne anlamak lazım? Oradan başlayalım. Ondan sonra devam edelim. Bağımlılığı ilk önce kelime olarak anlatacak olursak, bağımlılık kişinin kullandığı nesne veya yaptığı eylem üzerinde kontrolünün kaybolması anlamına geliyor. Dijital bağımlılık da aslında teknoloji üzerindeki kontrolünün kaybolması. Yani teknolojiyi sınırsız, ölçüsüz ve kendine zarar verecek şekilde kullanması anlamına geliyor. Hatta eğer kişi dijital ürüne ulaşamazsa yoksunluk yaşıyor. Tıpkı diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi. Çok garip. Yeşilay biliyorsunuz ilk öncelikle alkol ve sigara bağımlılığı için kurulmuş bir kurum. Ama şu anda onlar bile teknolojik bağımlılığı kendi bünyelerine katıp bununla mücadele etmek için bir takım projeler Allah Allah. Yapıyorlar çok gerçekten. Çünkü bağımlılık ciddi anlamda özellikle Z jenerasyonu dediğimiz jenerasyonda çok yaygın. Çünkü bir sürü ruhsal, psikolojik, fiziksel bir sürü de rahatsızlığa sebep oluyor baktığımızda. Duruş bozukluğundan tutun da depresyona kadar bir sürü etkisi var. Duruş bozukluğu normal de depresyon ilginçmiş. Evet. Yaratıyor yani. Kesinlikle. Peki mesela depresyonu mu bağlayacaksın bilmiyorum. Şimdi herkes daha fazla beğeni almanın peşinde. Like dediğimiz. Aynen. Lanet olsa tuş. Hayatımızı değiştirdi. Şimdi Instagram biliyorsun geçenlerde bir ay oldu herhalde. 7 ülkede deneme yapıyor şu anda. Aynen. Bir beğeni paylaştığın zaman o beğeni sayısını sadece sen görebiliyorsun. Paylaşım diğer insanlar göremiyor. Buna neden başvurdu? Bununla alakalı bir şey mi? Evet, bununla depresyon vesaire alakası var. Hmm. Çünkü like mantığına baktığımız zaman insanlar artık like aldıklarında kendilerini daha değerli, mutlu, sevilen, popüler hissettikleri için burada alınamayan bir like gerçekten kişilerin psikolojisinde derin yaralar açabilir duruma geldi. Aynen. Burada bir takım serotonin ve endorfin gibi hormonlar salgılanıyor. Ve aslında beyinde Facebook'taki çalışmalarda özellikle bunu söylüyor.
ödül merkezini uyarıyor. Ödül merkezini uyardığı için insanlar gündelik hayatta bir şeylerle uğraşırken eğer mutsuz olurlarsa gidip Facebook veya Instagram'a bakıp bu dürtülerini bir şekilde yenip mutlu hissetmeye çalışıyorlar baktığınız zaman. Hmm. Ve insanlar sosyal yaşamda da gittikçe yalnızlaşmaya başlıyorlar. Hepimizin doğasında tabii ki takdir görmek, onaylanmak, sevilmek gibi şeyler var. Artık insanlar kendi profillerinde kendilerini ideal bir şekilde göstermek istedikleri şekilde gösterip bu onayı alıp ego tatmini yapabiliyorlar baktığınız zaman. Hmm. Ve o istedikleri like gelmedik zaman da egoları düşebiliyor ve depresyona sebep oluyorlar. Bir yandan da rekabet ortamı oluşuyor. O aldı, ben alamadım. İşte ünlülerle karşılaştırıyorlar. O karşılaştırmalar evet, bana çok acayip geliyor. Rekabet duygusu. Sürekli daha iyisi olmalı, daha iyisini yapmalıyım. Ya. Gerçekten ruhsal şeye girersin ya. Tükenmişlik sendromuna sebep oluyor. Biz burada geçenlerde Bahadır abiyle konuştuk. Influencer marketing, influencer pazarlama konusunu. Yani o dedi 4 milyon 5 milyon takipçisi olan dedim YouTuber'lar ne yapıyor? Yani dedi çok zor dedi hayatları. Aynı konuya geldi. Ruhsal bir şey yaşıyorlar dedi yani bir baskı. Çöküş. Her video yani, milyonlarca izlenmezse ne olur? Yani bir video az izlenirse ne olur? Gibi bir şey var, baskı. Kesinlikle Instagram buradaki amacı aslında temelde sürü psikolojisini engellemek. Hmm. Çünkü bir içerik var diyelim, bir resim var. Siz görüyorsunuz bunu. Belki siz bunu kişisel olarak beğenmediniz ama like sayısı fazla olduğu zaman ben de beğenmeliyim algısı beyninizde öyle oluşuyor. Öyle bir algı oluyor, öyle mi? Evet, yani bu yüzden aslında kaliteli içerik paylaşımı da olmamış oluyor. Instagram'a baktığınız zaman orada amaç biraz daha görsel anlamda kaliteli paylaşımlar olması ve insanların haberleşme anı, bilgi anının arttırılması. Ama orada like sayısı değerlendirildiğinde kalite düşmüş oluyor ve insanların da birbirini sürekli olarak karşılaştırması rekabete sebep oluyor baktığınızda. O yüzden... Şimdi geçen dedim aslında 2 sene oldu herhalde. Adamın bir tanesi köprüden atlamaya kalkıyor, intihar ediyor. Bir tane memur selfie yapmış. Hatta çok konuşulmuştu. Garip bir şey. Bence çok acayip bir şey. Sonra 2 hafta önce bir Facebook dönüme geldi. Arkadaşının bir şey. Yani o işte like ediyor, mention bir şey yapıyor. Önüne çıkıyor ya. Anneannesi ölüm döşeğinde kız... Yani kadının gözünü feri kalmamış, kız şey diyor, anneannem diyor al birazdan, belki de yanında öldü yani, tövbe yarabbim, selfie yapıyor. Ya bunlar çok benim aklım almıyor. Yani bu insanlar bu kadar yalnız mı? Çok yalnızlık dedin ya, bu kadar mı yalnızız? Ölüm döşeğindeki anneannenle, Allah rahmet eylesin öldüyse de, yani selfie yapıp paylaşıyorsun. Çok bana anormal geliyor ya. Yani biliyorsun ki bilgisayarın ve teknolojinin ilk gelme amacı aslında bilgiye ulaşmaktı. Evet. Hani bir bilgiye ulaşıp onunla ilgili işimiz gücümüz varsa onu halletmekti. Ama bir yerden sonra artık bütün özel hayatımızın paylaşıldığı mecralar çok oldu. Acayip. Hatta tamamıyla taşındı. İşte bir doğum olması, işte işte terfi alınması, nişan, evlilik gibi olaylar da yansırken artık hatta boşanmalar bile bir şekilde mutluluk resimleriyle paylaşılır duruma geldi. Hani mahremiyet bunun neresinde? Bu tartışılır. Biraz da Instagram'ın yaptığı bu aslında çıkış bunları da biraz engellemek amaçlı ve güncel olarak baktığında like'lar sadece beğeni dışında insanların ay ayıp olmasın, işte o bana like atmış ben de ona like atayım, karşılıklılık ilkesi deniyor psikolojide buna. Evet. Like a like. Ya da işte... Takip. Ben ona çok gülüyorum yani. Aynen. Mesela patronu orada. Patronuna sevimli gözükmek için. Hoşlandığı kız orada. İşte ona like atmak için bir yandan. Ama bir de şöyle bir şey var. İnsanlar artık bu sayıyla özdeşleştiği için gidip satın alıyorlar. Veya WhatsApp'ta, Telegram'da like grupları var. Saatleri belirleyip herkes aynı anda girip ben paylaşım yaptım, hadi gelin like edin ya da hadi gelin yorum yazın diye gruplar oluşmuş durumda ve olay artık ticarete dönmüş durumda. YouTube için duymuştum da Instagram ve şey için böyle şey yapıldığını senden duyuyorum. Yani şaşırmadım ama. Yani. Evet, Instagram nasıl algoritmalar Allah geliştirdi. Allah. Her algoritmada insanlar tekrar bir yeni yöntem buluyor. Peki şey soracağım sana, yani bu akıllı telefonlarda yeni güncellemeler sayesinde şeyi görüyorsun ya, hangi platformda ne kadar zaman geçirmişsin? Hı hı. Bazen böyle telefon kapalıyken bana geliyor böyle. İnanamıyorum. Ya bu kadar zaman mı geçirmişim diyorum ki ben hani evet benim işim de bu aslında. Yani oradan bir şey takip ediyorum falan ama yani bu kadar mı zaman harcamışım oluyorum?
Bunu sonra şeye benzetmeye başladım. Hani insanlar iş yerlerinde sigara içen arkadaşlar içmeyin. Kötü bir alışkanlık. İşte plazadaysa aşağı iniyor çıkıyor. Bu bir iş kaybı, zaman kaybı. Kesinlikle. Yani konsantrasyon kaybı. Gidiyor geliyor falan 15 dakika 20 dakika geçiyor. Bence bununla aynı benzeştiriyorum. Peki insanlar inanılmaz bir iş kaybı var. Nasıl odaklanacak? Yani buradaki iş kaybını nasıl engelleyeceğiz? Yani diyeceksin belki bazı arkadaşlarımız kızacak her dakika iş ama yani gerçekten günde 3 saat bakıyorsan çok normal değil. Kesinlikle. İş yerindeyken hem de yani. Ne yapacağız? Nasıl odaklanma sağlayacağız? Aslında örneğin çok güzel. Teknoloji is the new smoking diye geçiyor. Yani teknoloji yeni sigaradır diye. Ha, hatta böyle bir terminoloji evet, mi var? Evet, böyle bir terminoloji güzel, var. Gezeyim. Hatta bununla oturmakla da ilgili. Hareketsizlik de yeni sigaradır diye böyle birkaç trend var well-being dünyasında. İnsanlar işte bu mutluluğa, haz duygusuna bağımlı oldukları için işte de bir yetiştirmeleri gereken bir iş var sonuçta. Orada sürekli bir acı değil ama strese maruz kalıyorlar. O stres duygusu sürekli olduğunda insanlar arada hani gidip o haz duygularını tatmin etmeye çalışıyorlar ve artık o kontrol edilemez bir boyuta geldi. Dengelemeye çalışıyor yani. Dengelemeye çalışıyor ama orada bir farkındalık olmadığı için işte gidiyor sosyal medyada diyor bir yorum yazayım birine veya işte profilimi güncelleyeyim ya da işte gideyim birine like atayım. Bunu dediği anda bir bakıyor saatler geçmiş. Bayağı vaktini orada harcamış ve o gün yetiştirilmesi gereken iş 3'te yetişecekti, akşam olmuş 7. O zaman iş performansı düşüyor, o gün mesaiye kalıyor kalmayacağı yerde. Özel yaşam dengesi de bozulmuş oluyor. Yani bir yerde bozulan denge her yere yansımış oluyor baktığımızda. İlk önce bununla ilgili farkındalık duymak lazım ve rahatsızlık duymak lazım. Yani o rahatsızlık ve farkındalık duygusu olmadan bir planlama yapmak zaten mümkün değil. Ama o farkındalığa, rahatsızlığa ulaştığı zaman kişi işte mutsuzluk hissediyor, performansı düşüyor, özel hayatında işte sürekli tartışmalara sebep oluyor. Belki eve geç geldiği için veya eşiyle ilgilenemiyor. Orada aslında sabah işe geldiğinde veya her neyse kendisi önce şey demesi lazım. Ben bugünkü işlerimi planlayacağım. İlla yazılı olması gerekmiyor aklında da. İşte ilk önce 2 saat içerisinde bitmesi gereken temel işimi yapacağım. Ondan sonra mola verdiğim zaman işte sosyal medyaya bakacağım diyebilir. Bununla ilgili planlamalar yapabilir. Veya işte atıyorum laptop, masaüstü bilgisayarda çalışıyorsa o süre içerisinde o çeldiricilere takılmamak için Wi-Fi'yi kapatıyor olabilir belli bir süre içerisinde. Çok işe yarıyor. Kesinlikle. İşte, e-mail de bölüyor çünkü. Birazdan kesinlikle, geleceğiz yani. Aynen. Yani hem orada kendi kişisel bilgisayarı söz konusu, hem cep telefonundan gelen uyarılar söz konusu, hem de insanlar artık aynı şekilde sürekli olarak e-mailini kontrol etme takıntısı var. Evet. Bir maile cevap verecek ama arkadan yeni bir mail geldiği için onu bırakıp ona bakayım derken, ona dalıp işte ona cevap vermeye çalışırken öbürünün süresini kaçırıyor. Zaten birazdan ona geleceğim. O konuya dijital detoks diye bir şey girdi hayatımıza. Aynen. Ben de bilmiyordum. 4-5 ay önce ünlü bir sanatçının şeyini de gördüm. İşte ünlü sanatçı dijital detoksa girdi falan. Dijital detoks şu mu? Yanlış öğrenmemek adına soruyorum. Cep telefonunu hayatından bir süre çıkartmak mı? Yoksa sadece sosyal medyayı kullanmamak mı? Nedir dijital detoks? Aslında tam olarak iki yani tek başına biri değil. Hepsini kapsıyor. Hmm. Dijital detoks aynı zamanda dijital diyet olarak da duyabilirsiniz terminolojide. Yurt dışında aslında çok popüler. Öyle mi? Evet. Yani bu şeyi kapsıyor. Teknolojik ürünlerin hepsi aynı zamanda teknolojik ürünlerin içerisinde olan uygulamaları da kapsıyor. Yine zaman planlamasıyla alakalı. Orada insanlar mesela dijital oyunlar veya işte yine e-posta kontrolü veya işte cep telefonundaki WhatsApp gibi uygulamalarda saatlerini geçirdiği için insanlar ya hareketsiz kalıyorlar ya asosyalleşiyorlar. Yani yüz yüze temastan uzaklaşıyorlar. Yine sosyal hayatları dengesiz bir duruma geliyor. Dolayısıyla orada normal detokstan farkı yok. Detoksun amacı normalde işte zararlı şeylerden uzaklaşıp kendin için, kendi bütünsel sağlığın için faydalı şeyler yapmak. Aynı şekilde tabii ki dijital dünyanın faydası var ama bir yandan da aşırılığı söz konusu olduğunda zararları var. Faydasından mümkün olduğunca optimal düzeyde yararlanıp zararlarından kaçmak, kaçabilmek anlamına geliyor. Bunun için örneklendirecek olursak mesela bir
bir ay, bir hafta sonu karar verip işte dijital ürünlerin veya işte teknolojik ürünlerin listesini yapıp bunları bir süreliğine kapatmak mümkün olduğunca. Kapatamıyorsak ölçülü kullanım, yani belirli sürelerde açık veya işte sesini kapatırız, uyku moduna alırız. O sürelerde hoşlandığımız hobilerle uğraşmak veya işte doğada olmak, sevdiklerimizle olmak. Güzeli. Doğa kesinlikle, zaten doğadan koptuğumuz için bütün bunlar başımıza geliyor. Belki telefonla birlikte yatıp telefonla birlikte kalkıyoruz. Orada eskiye dönüp biraz da çalar saat kullanmak. Biraz eskiye dönmek, nostalji de diyebiliriz buna. Belki planlama yapacaksak kalem kağıt kullanmak, her şeyi dijital ortamda yazmamaya çalışmak. Çünkü o sırada teknolojiyi kullanmamaya söz verdik ya kendimize. Orada eskiye dönük kağıt kalem dengelemek kullanmak, de dengelemek de faydalı. Şey geldi bana, İzmir'den Serap Hanım sormuş. Emlakçıyım diyor. Şimdi her platformda varım diyor. Herkes bana ulaşsın diye diyor. Twitter, Facebook, ondan sonra YouTube, web sayfam var diyor, blogum var diyor, e-mail, cep telefonu, WhatsApp, o bu şu. Şimdi bunları yönetmesi zor oluyor diyor. Bir sürü mesaj geliyor diyor ve dağılıyorum diyor. Aslında bu soru benim de aklımda vardı. Benim sorumu sormuş. Çok teşekkür ederiz Serap Hanım'a. Yani şimdi çok komik bir durum var. Amacımız herkesin bize ulaşması ve dijital tool'lardan, dijital programlardan olabildiğince faydalanmak ve herkesi her kanaldan yakalamak. Kesinlikle. Yakalıyoruz ama bu sefer de şu oluyor, yüzlerce mesaj geliyor, yetişemiyoruz. Ne yapacağız? Ya öncelikle bence şunu ayırmak gerekiyor. Sosyal medyada bulunma amacımız ne? Yani öncelikle hobi amaçlı mı? Gerçekten iş amaçlı mı? Yoksa hobi iş dediğimiz hobiş amaçlı mı? Hobiş. Hobiş de diyorlar artık buna. Yani hobisini iş haline getirmek de diyebiliriz. Birçok insanın da kazanç kapısı zaten. Tabii. Yani dijital kanallar, insanların müşteriyi yakaladığı kanallar. Dolayısıyla tabii ki çok önemli bir kanal. Ama her şeyde olduğu gibi sanal dünya ile gerçek dünya arasındaki dengeyi çok doğru kurmak lazım. Çünkü bir yandan da baktığınızda hallolması gereken işler var, hedefler var, hayat amacı var, değerlerin var, kendini gerçekleştirme hedefin var. Belki bir üst ünvana çıkmak istiyorsun. Herkes hani, istiyor. Kişisel amaçların, hedeflerin var. Dolayısıyla onları unutup anlık mutluluk için veya anlık talepleri karşılamak için o uygulamalara girip cevap vermeye kalktığın zaman asıl büyük resimden kopmuş oluyorsun. Dolayısıyla yine o planlama dediğim şey, yani o gün işe başlamadan veya o gün o platformlarda online çevrim içi olmadan önce senin hayat amacın ne? Büyük resme bir bakmak gerekiyor ve oradaki platformlara da aynı şekilde süreli olarak cevap vermek lazım. Yani önce asıl senin kendini gerçekleştirmeni sağlayan işe adapte olup odaklanıp onunla ilgili süreli işleri 2 ya da 3 saatte bitirip sonra işte diyebilirsin ki 1 saat ben müşteriye cevap vereceğim veya buradan müşteri avına çıkacağım şeklinde. Eğer bunu kişisel olarak yapamıyorsak yardım almalıyız. Tabii ki sosyal medya uzmanları var bununla ilgili. Eğer bize bu pahalı geliyorsa artık Z jenerasyonu üniversitede okuyan öğrencilerin çoğu zaten elinde doğdu. Teknoloji elinde doğdu ve onların çoğu artık ek gelir elde etmek için sosyal medya uzmanlığı yapıyorlar ve asgari ücrete yakın ücretlerle, daha düşük de aynı şekilde onlarla anlaşıp kişisel kontrolle birlikte aynı şekilde yönetilebilir. Aslında ve de şöyle bir şey var, lafını bölüyorum. E-posta pazarlama mesela, e-mail marketing dediğimiz şey ya da kişisel e-mailler. Ben şunu fark ettim, bir şirkete mail atıyorum, cevap geliyor. Atıyorsun cevap geliyor, ona cevap. Yani bir tane mail atıyorsun, 7 tane cevap geliyor. Bir tane. Sonra bir gün şunu denedim, yani mail atmayı bırakınca sana da mail gelmiyor. Ve gerçekten işler tıkır 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 akıyor. Hatta mail atmak yerine arayabiliyorsan çok daha hızlı hal oluyor. Çünkü bir şey soruyorsun, o soruyor. Tenis maçı gibi gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi. Hiç gerek yok. Ara, eğer arayabileceğin ve konuşabileceğin bir insansa konuş ve bitir. Yani kesinlikle. Ben onu gördüm. Şey soracağım bir de, yani bilgi çağı diyoruz. Arama motoruna giriyorum, bloglar okuyorum, WhatsApp gruplarına üye olmuşum, çok güzel aplikasyonlar var. Ama yine garip bir durum var şimdi burada. Ya bu kadar bilginin akması da bir şeyler kaçırmama sebep olmaya başladı. Bir stres oluyorum. Ya onu okuyamadım, bunu okuyamadım. İşte bir takım uygulamalar yüklüyorum. Pocket gibi. Okuyamıyorum o an. Kaydediyorum, sonra okurum diyorum. Geçen gün Pocket'a bir girdim. Abartmıyorum. 300 küsür tane makale birikmiş. 6 ayda. Atmışım. Haberi atmışım. Şimdi 6 ay önceki makalenin bana ne faydası var? Yani öyle kalmış.
Yani bu bilgi akışını da kaybediyoruz. Bu sefer hiçbir şey öğrenemeden kalıyor onlar. Yani yarım yumalak. Bunu nasıl yöneteceğiz? Bence bu anlattıklarına göre ben senin dijital detoks zamanı geldiğini anlıyorum her şeyden önce. Tamam, hadi gidiyoruz. Sevgili dostlar, programdan sonra detoksa giriyoruz. Nasıl olacak şimdi? İşimiz bu, her şey orada. Ya şöyle bir şey. Evet, data akışı var, her yerden uyaran var ama hepsi bizim aynı anda işimize yarıyor mu? Bunu bir anlamak lazım. Çünkü insanlarda en büyük algı şu an şey, eğer ben Instagram'a girmezsem, Facebook'a girmezsem bir şeylerden geri kalmışım kaçırma hissi yaratıyor. Hissi, kaçırma hissi. Ve o insanlar bunu adlandıramıyor ama bir hoşnutsuzluk, rahatsızlık durumu oluyor. Sanki takip ettiği aktiviteleri ulaşamayacak, kişileri takip edemeyecek rahatsızlık duyuyor. Dolayısıyla öncelikle yine biraz hayat amacına, kişisel planlamaya gidip gerçekten şu anda benim ihtiyacım ne? Şu an benim işimle, hayat amacımla alakalı olarak hangi bilgiye ulaşmam gerekiyor? Onu filtrelemek lazım, planlamak lazım ve dediğim gibi o önceliklere göre yani ilk üç sıralamayı yapmam lazım ve ona göre belki belli datalara filtre kuralları vererek platform. Şaka değil, gerçek aslında, dediğin çok doğru. Yani 30 tane şeyi takip etmek imkansız. İlk başta heyecan yapıyorsun, her yere üye oluyorsun, bu sefer de boğuluyorsun. Kesinlikle. Şimdi yapay zeka çok konuşuluyor biliyorsun. Hı hı. Ve yapay zeka ile çalışan bir sürü şey hayatımıza girmeye başladı. Ya peki biz ne olacağız? Yani biz insanoğlu bir oyuncak mı olacak, ne olacak? Yani şimdi belki de çoğu şeyi, yani şu anda günlük hayatımızda yaptığımız iş hayatında ya da sosyal hayatta yaptığımız çoğu şeyi yapay zeka yapmaya başlayacak. Güzel, bir yandan güzel. Zaman artacak, bir takım daha belki kalifeli işlere şey yapacağız ama bir yandan da sanki oyuncak haline mi geleceğiz? Nasıl olacak o? Yani psikolojik bir şey de olacak herhalde. Şöyle yansıması. Bir şey. Bununla ilgili fütürist yazarların çok güzel ütopik, distopik, bilim kurgu tarzında kitapları var ve filmleri var. Baktığınız zaman geçmiş zamanlarda bu tarz ürünlerin şimdi gerçek çıktılarını görmeye başladık. Aslında orada hayal ürünü olan şeyler yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyor. Teknoloji üstel olarak ilerliyor. İlk bu baktığınızda nesnelerin interneti olarak çıktı. Nesnelerin interneti en basit tabiriyle şöyle diyebiliriz. Eve gidiyorsunuz, yoldasınız. Buzdolabında süt bitmiş. Buzdolabı size mesaj olarak işte süt bitti, eve gelirken süt al diyor. Ya da işte canınız çay istedi, eve geldiğinde çay demlensin istiyorsun. Mesaj atıyorsun telefonuna, buzdolabına veya işte o ocakla konuşuyor, diyor ki çay demle gibi şeyler. Bu, bekarlık, sultanlık bu yani. Nesnelerin interneti. Bekar olan arkadaşlar için söylüyorum. Kesinlikle. Yani burada biraz angarya ve operasyonel gördüğümüz işleri teknolojik ürünlere yükleme kısmı var. Ve baktığınızda bu nesnelerin interneti bir yerden sonra her şeyin interneti diye bir şey var. O da bir yerden sonra düşünceleri okuyup bu ihtiyacını karşılayacak. Ya da mimikleri okuyup bu ihtiyacını anlar duruma gelecek. Nasıl arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, hologram var. Hı-hı. Baktığında vücuda yerleştirilen implantlar, çipler veya işte insan ve makine birleşimi yapıları da görüyor olacağız ilerleyen zamanlarda. Yapay zeka da bunun en büyük ispatlarından biri aslında şu dönemde. Hı-hı. Baktığınızda yapay zekada yani insansı makinalar. Aynen. En basit tabiri insan gibi düşünebilen makinalar. Evet, bunlar bize gelecekte birçok angarya işi bizim yerimize yapıyor olacak ve biz belki daha spiritüel, daha entelektüel şeylerle uğraşıp medeniyetin belki de daha üst seviyeye gelmesini sağlayacağız baktığımızda. İnşallah. Ama şöyle de bir durum var. Makinaya bu kadar bağımlılık ne kadar doğru? Yani belki belirli becerilerimizi kaybediyor olacağız ve en basit şeyleri yapamaz duruma belki geleceğiz. Belki biz değil ama bizden sonra gelecek olan ve buna bu teknolojiye fazlasıyla alışacak olan nesil %99.9 böyle olacak, öyle gözüküyor. Hem belki de, biz de ama onlar daha fazla. Hatta şöyle bir şey var o kitaplarda da okuduğum. İnsan beyninin zeka düzeyinden daha hızlı onların zeka düzeyi artabileceği için bir yerden sonra araçların aracı konumuna gelebiliriz gibi bir söylem var. Yani yapay zekalar bizi kontrol eder. Hatta kendi işleri için bizi kullanabilir durumuna da gelebiliriz. Böyle ütopik romanlar var. Bence çok da uzak değil. Bununla ilgili hakikaten dünyayı ilgilendiren bir konu ve üst mercilerin özellikle data güvenliği ve mahremiyeti konusunda
konuşulması ve bazı kararların da alınması lazım gelecekle ilgili. Evet İlkeciğim, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Zaman su gibi akıp gidiyor. Her konumuzu da böyle kapatıyorum. Zaman su gibi akıp gidiyor diyorum. Gerçekten de anlamıyoruz. Sohbet ediyoruz ediyoruz, bir bakıyoruz 25 dakika geçmiş. Ağzına sağlık. Çok değerli bilgiler paylaştın bizimle. Evet sevgili dostlar, sevgili İlke ile dişler bağımlılık konusunu konuştuk. Gün artık gün dijital dönüşüm günü, dijital dönüşüm çağı diyoruz. Hepimizin önünde mutlaka bir bilgisayar var, laptop var, sosyal medyaya giriyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ve sonra bir bakıyoruz ki günün 3 saat, 4 saati sosyal medyada geçmiş, teknolojinin içinde geçmiş ve yoruluyoruz. Farkında olmadan bir takım şeyleri de kaçırıyoruz. Fazla bilgi yüklemesi yapıyoruz. Belki öğreneceğimiz şeyi de öğrenemiyoruz. Bu anlamda belki ben de şimdi buradan dersimi çıkardım. Ufak ufak belki de dijital detoks yapmaya ihtiyacımız var. Tabii ki dijital hayatımız içinde olduğu için güncel hayatla dijitali iyi entegre etmek ve dengelemek gerekiyor. Zaten dijitalsiz bir hayat olamayacağı için de bu dengeleme önemli diyelim. Programı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya tekrardan bir arada olacağız. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.